Merhaba dostlar, bugün X-Men First Classı konuşacağız. Ee, bildiğiniz üzere X-Men üçlemesinden sonra X-Men Origins filmini konuştuk ve o geriye dönük bir filmdi yani Wolverine'in Origins'ini, doğuş hikayesini anlatıyordu. Kanalında bulabilirsiniz oraya kadar ki bütün X-Men filmlerinin yorumlamasını diyeyim ya. Bu arada YouTube'da sanırım bazı arkadaşlar çok alışmış ee, insanlar e, her şeyi biliyormuş gibi ne bileyim. Sadece onların fikirleri, e, yani düşünceleri neyse odur. Onun dışında düşünceler işte çöptür. Yorumlarda takip ettikleri insanlara verdikleri cevaplar olsun, burunlarının kalkıklığı olsun hepimiz biliyoruz yani. Ben de biliyorum sonuçta. Ben de izliyordum, ediyordum. E, ama ne yazık ki Türkiye'deki film inceleyen YouTuber'larda bunu ben de fark etmiştim. O yüzden zaten kanal açmak istedim benim kanalımda ben kendi fikirlerimi yorumlarken asla şey demiyorum. Yani bunlar tamamen benim yorumum. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Biliyorum bazı arkadaşlar geliyor ya boş yapıyorsun bilmem ne falan. E, bunlar da cevap verme açısından da söylemiyorum. Gelin yazın tabii ki. Yani algoritma her türlü yardımcı oluyorsunuz. Bana kötü yorum da yazsanız, iyi yorum da yazsanız. Neyse ki zaten 100 yorumda bir geliyor falan demek istediğim şu. Burada kesinlikle ben kanalı sohbet, muhabbet, iyi fikirde olsa kötü fikirde olsa aşağıda tartışalım, konuşalım, güzel güzel böyle kaynaşalım şeklinde açtım. Burada bir kere daha belirtmek istiyorum. Kesinlikle benim yorumum tabidir. İşte bu film ben beğenmediysem kötüdür, beğendiysem iyidir diye yorum yapmıyorum. E, kötü ve iyi de demiyorum. Diyorsam da tamamen kendim için söylüyorum. Ne yazık ki biz bunu unuttuk e, ve çok yanlış kişileri ne yazık ki internet, aslında biraz yokluktan da kaynaklı bizimki çünkü niş bir hobi olduğu için hani bu geeklik işte bu tarz şeyler falan. Çizgi romanlar, çizgi roman filmleri, oyunlar, animeler, animasyonlar bir tık daha Türkiye'de niş kaldığı için ve azınlık kaldığımız için olanlara tenezzül etmek zorunda kaldık diyelim. E, ben burada öyle bir şey yapmıyorum. İstediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Bunlar benim yorumlarım. Eee... Siz benimle aynı fikirdeyseniz aşağı yazın. Değilseniz yazabilirsiniz. abi orada bak yanlış düşünmüşsünüz'' deyip beni aydınlatabilirsiniz. Tamamen sohbet muhabbet karşılıklı öyle sanki e, iki ahbap film konuşuyormuşuz hissi versin istediğim için e, bu kanalı açtım. E, öyle de olmaya çalışıyorum elimden geldiğince doğal olmaya çalışıyorum. E, falan filan. Şimdi filme gelelim bu gereksiz muhabbetten sonra. First Class filmi gerçekten baştan sona Çizgi roman filminin olması haricinde e, mükemmel başlayıp, e, mükemmel e, biten diyebileceğimiz, mükemmelden kastım da şu, e, kendi içerisinde oluşturduğu mantıkla güzel bir başlangıç yapıp ve güzel bir bitiriş yapabilen, yani çoğu film biliyorsunuz iyi başlar, ortalarda böyle sıkı, sıkar sizi, işte ne bileyim sona doğru biraz daha yükseltir şeyi, tempoyu. Çoğu böyle iyi başlar, kötü biter. Çoğu çok uzun başlar, sona böyle sıkıştırırlar. Hani toparlayalım bitsin gibi biter. Filmlerin e, girişi, gelişmesi ve sonucu bu şekilde önemlidir. Bu film bana çok eşit geldi. Güzel başlıyor, güzel gidiyor, güzel bitiyor. Hikayeyi yani tam böyle phasing falan e, güzel anlatmışlar. Bir kere o açıdan, a, film anlatımı açısından e, çok güzel bir film. E, oyunculuklar açısından Mükemmel. Belki X-Men serisinde en sevdiğim filmlerden bir tanesi de Charles Xavier ve Magneton'un arasındaki Michael Fassbender ve ona da geleceğim. Ee, ya her şey güzel, çok güzel bir seyir keyfi sunuyor. X-Men sevmeyen birine bile belki de hatta seriye girmesi açısından güzel bir şekilde direkt bu filmle başlatabilirsiniz ya. Çok oturaklı, çok güzel bir film. Ee, filmin konusu aslında. Ya çizgi romanla kıyaslamayacağım çok fazla. Wolverine'de çok kıyasladım çünkü filmlere de biraz haksızlık ediyormuşum geliyor. Sonuçta film seyircisi farklı, çizgi roman okuyucusu farklı. Ama neticede çizgi romandan alınan filmler olduğu için de bir noktada kıyaslamak gerekiyor tabii ki. E, çizgi romanda şey, muhabbeti var. E, Rusya ile Amerika'yı birbirine düşürüp Hellfire Club yapıyor onu ikisini birbirine düşürüp mutantları yükseltme muhabbeti var. İşte insanlar birbirini bombalasın, yok etsin. Mutantlar dünyaya egemen olsun falan filan gibi böyle bir muhabbeti var. Sadece ekip farklı ve Sebastian Shaw ve Emma Frost'un ana planı değildi diye hatırlıyorum o. Hellfire Club'un diğer üyeleri de vardı orada. Mastermind falan vardı. Böyle hatırladığım kadarıyla çok fazla farklı karakter vardı. Blob var mıydı? Sanki o da vardı. Juggernaut falan bile gözükmüş olabilir. Bilmiyorum. Ana kadroda da Angel Beast. E, hatta Beast böyle insan hali. Mavi değil. E, ama buradaki gibi de değil. Yani böyle daha nasıl diyeyim. Bodur böyle şey. Ya Beast gibi gene. Fizik olarak. Ama mavi değil. Yani çizgi romanında. Cyclops ve Jean var. Jean'in adı e, Marvel Girl. Ee, onun dışında da bir de Iceman vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İlk takım böyleydi. Burada tabii ki farklı zaten alışık olduğumuz gibi. X-Men filmlerinde takımlar yani ekip farklı oluyor genelde. Ee, Manyeton'un ilk filmde de gösterdikleri o kamp muhabbetiyle başlıyor. Yahudi kampı muhabbetiyle. Ee, onun biraz daha tabii uzun versiyonunu görüyoruz. İşte ailesinden onu ayırdıkla ayırdıktan sonra ne yapmışlar onu. Mesela kapıyı büküyordu ya metal kapıyı. Kapıyı büktükten sonra e, onu almışlar. Sebastian Shaw alıyor savaşta ve mutant gücünü keşfediyor ve onu kullanıyor. İşte annesini öldürüyor gözünün önünde falan. Manyeto deliriyor böyle. E, burada bu filmde manyetonun güçlerinin e, aslında nasıl diyeyim sevgi ve nefret arası bir duygu ile daha da güçlendiğini falan görüyoruz. Profesör Xavier daha sonra bunu şey yapıyor zaten. Manyeto'ya hissettiriyor falan. Daha en baştan çok güzel başlıyor. İşte Sebastian Shaw Manyeto'yu kurtardığını görüyoruz falan filan. Annesini öldürüyor. Ama tabii daha sonra Manyeto'nun Sebastian Shaw'un elinden nasıl kaçtığını vesaire vesaire göstermiyorlar. Bu arada Manyeto'nun buradaki arkı yani hikayesi ...aslında X-Men Origins Wolverine'den sonra X-Men Origins film serisi yapacaklardı. Yani ikinci düşündükleri film de ben te o zaman hatırlıyorum haberleri. X-Men Origins Magneto olacaktı. Ee, ama bu X-Men Origins Wolverine'e gelen kötü yorumlardan sonra... E, ...bir de lastende de çok iyi yorumlar, kritikler gelmemişti. Üstüne Wolverine'in de kritiklerinin kötü olmasından sonra... E, tekrardan first class gibi bir soft reboot çekmeye karar verdiler. Soft reboot da nedir? Yani hem ilk seriyi tamamen yok etmezler hem de yeni bir seriye başlarlar. Soft reboot ona deniyor. Şimdi Daredevil'da da aynısını yapacaklar. Yani aslında kadro mağduru aynı ama işte hikayede bazı eski şeyleri saymıyorlar vesaire vesaire gibi. Burada da bir tık soft reboot gibi ama daha sonradan tabi bunların aslında eski hallerinin genç halleri olduğuna tamamen karar veriyorlar yani. <laughs> Days of Future Past'tan sonra. Neyse. Buradaki Magneto'nun e, hikayesi aslında o çekecekleri X-Men Origins Magneto hikayesinden buraya taşınmışlar. Madem o filmi çekmiyoruz First Class'ta kullanalım gibisinden. Ki bence çok güzel bir tercih olmuş. E, Xavier'ın da gençliğinde ne yaptığını görüyoruz. E, James McAvoy mükemmel iş çıkarmış. Çok güzel. Yani işte kadınları böyle bilgeliyle falan tavlamaya çalışması, yani ne bileyim Raven'la arasında olanlar, Raven'la işte küçükken tanışıyorlar. Raven'ın küçüklüğünü de görüyoruz. Yemek çalmaya geliyor aç böyle fakir falan. Bunun evinden işte o da ona o saatten sonra hep bakıyor falan. Ee, Xavier'ın annesinin falan çok ilgilenmediğini falan görüyoruz. Oralarda çok üstüne durmuyorlar. Siz zaten anlıyorsunuz. Çok da böyle açıklama yapmıyor film. Magneto'nun işte şey avına çıktığını görüyoruz bu sırada. Ne derler? Ee, Sebastian avlamak için böyle insanları tehdit ettiğini, onun izini sürdüğünü falan görüyoruz. Oralar çok güzeldi. Böyle. İntikam hikayesi peşinde koşuyor. Ya aslında öyle bir sade manyeto filmi de izlemek isterdim açıkçası. Sadece Magneto'nun böyle intikam peşinde koştuğu falan. Ee, ama e, burada da çok güzel hizmet etmiş hikayeye. <laughs> Sebastian Shaw ve ekibiyle tanışıyoruz. Yanında Emma Frost var. E, Nightcrawler'ın kırmızısı diyebileceğimiz Azazel var. O da ışınlanma gücü var. Sebastian Shaw'un buradaki e, amacı dediğim gibi iki orduyu, Amerikan ordusunu ve Rus ordusunu birbirine düşürmek. O yüzden Amerikan ordusunun generaliyle falan konuşuyor. Orada Moira McTaggart'ı görüyoruz. O da e, bir CIA ajanı. Gizlice işte onu takip ediyor. E, bu planı öğreniyor ve daha sonra... Ee, mutantları gördüğü için Orada gizlice yaklaştığında Mutantların güçlerini sergilediğini falan gördüğü için e, Mutasyonla ilgilenen Profesör Xavier'i buluyor Ve ondan yardım istiyor ee, Böyle gelişiyor olay Bu arada şurada değineyim artık Filmi baştan sona anlatmayacağım ee, Hani yorumluya yorumluya gitmek adına ee, Emma Frost'u oynayan ablamız çok kötü rol yapmış Ya, ya bir tek bana mı öyle geliyor O kadar donuk Böyle hani Emma Frost böyle hani ya seksi olması gereken bir karakter hani seksi giydirmişler etmişler ama odun gibi duruyor hiç seksi durmuyor hani böyle bir e, çizgi roman karakterlerinin ya da kadınların o seksi havası yok yani Hiçbir hareketiyle belli etmiyor konuşmasıyla etmiyor ses tonuyla etmiyor ya tuhaf bir oyunculuğu var yani onu ben beğenemedim Emma Frost oynayan ablamızı tam çok güzel falan da yani kurtarmamış güzellik ne yazık ki bir, bir onu beğenemedim niyeyse Hiding. We'd find you, Henry. There's not a fortress in the world that could keep us out. Profesör Xavier'ı görüyoruz işte. MacTaggert'la anlaşıyorlar falan filan. E, mutant güçlerini belli ediyorlar şeyde. E, generallerin olduğu odada, CIA'nin olduğu odada falan. E, daha sonra bir ekip kuracaklar. E, mutantlardan oluşan bir ekip. E, bunlar bir yattayken orada Magneto'da Sebastian Shaw'u bulmuş oluyor suyun içinde. Sebastian Shaw'un yatına saldırıyor. Orada Xavier ile ikisi ilk defa karşılaşıyorlar. Gel ben de sendenim falan diyor işte. Orada ilk defa tanışıyorlar ediyorlar ve Magneto'yu ekibe dahil ediyor. Magneto'yu ekibe dahil ettikten sonra e, ikisi işte aslında amaçlarının ortak olduğunu ama bir tık farklılıkları olduğunu Magneto bir tık daha acımasız. Xavier zaten biliyorsunuz yani bundan anlatmama gerek yok onları konuşuyorlar ve ekip kurmaya karar veriyorlar. Ekibe işte Beast'i alıyorlar. Beast henüz insan sadece ayağını ayağını tutan çorap da nasıl bir çorapsa kocaman ayağı böyle incecik gözüküyor en başta. Çorabı bir çıkarıyor dev gibi ayak çıkıyor falan. orada biraz kendime benziyor. Benim ayağım da 485 49 numara falan. o yüzden <laughs> Beast'in o hali ben olabilirim yani. Böyle tavana sıçrayıp tutunmayı falan denemedim ama. Ya boyuma göre falan büyük bir ayağım var abi. Gerçi boyum 1.90 ama yine de 48 49 numara ayak çok büyük abi. Yani ya 2 metre falan, 2.10 falan olsaydım belki o zaman olurdu da. Neyse. Ee, Beast'i görüyoruz. iki ekibe katıyorlar. Cyclops'un kardeşi var Havok. Onu alıyorlar. Banshee alıyorlar. Bağıran, çağıran bitip ondan sonra ekibe işte adam toplarken The Batman filminde Catwoman oynayan ablamızı Görüyoruz. Onu alıyorlar ekibe. Tabii Catwoman olarak almıyorlar. Angel Salvador e olarak alıyorlar. Ee, evet baktım yani. Çok bildiğim bir karakter değil. Ee, onu bilmiyordum. Ee, onu alıyorlar. Daha sonrasında işte bütün elementlere dönüşebilen bir eleman alıyorlar falan filan. Onlar zaten daha sonra ölüyor mülüyor. Ee, topluyorlar ekibi. Ve işte bir eğitim sekansı geçiyor. Buralar da çok güzeldi. Profesör Xavier hepsine tek tek işte Magneto mesela birbirleri arasında olsun işte Magneto Misty'e aslında kendini saklamamasını gururlu bir mutant olmasını öğretiyor. Mistik onu gidip Beast'e öğretmeye çalışıyor. Tabi olmuyor. Beast de Misty'e daha iyi gözükebilmek için o hem Misty'e hem kendisine bir serum üretmeye çalışıyor böyle hızlandırıcı ne bileyim. Sadece insan gibi gözükmeler için. Yani mutant güçleri duruyor ama görüntüleri insan olacak falan gibisinden. E, kendine yapmaya çalışırken tabii ki işler ters gidiyor ve bildiğimiz Beast'e dönüşüyor. Beast'in buradaki görünüşü biraz köpeğe benziyor biliyorum. Onu da şeyden almışlar. Astonishing X-Men e, çizgi romanındaki tipine benzetiyorum ben. Ya açıkçası Beast için bu kadar uzun ve ince bir adam bulmaları... Ee, çok yakıştıramıyorum ben. Yani tamam oyunculuk falan fena değil. Ee, ayrıca sürekli insana dönüşmesini de sevmiyorum. Onu da söyleyeyim. Hani eleştireceksen filmle ilgili böyle küçük, küçük saçma şeyleri eleştirebilirim. Ee, keşke Beast olarak kalsa. X-Men 3'teki Beast abimiz Kelsey Grammer. Zaten X-Men 3 filmin incelemesinde bayağı övmüştüm. Gene öveyim. Ee, bence şu ana kadar en güzel Beast olarak kaldı. Ee, ne yazık ki bu ince uzun e, Beast abimiz. Ee, olmamış yani ben şey yapamadım. Birbirlerine öğretiyorlar dedim böyle önemli kısımları. Tam bu noktada çok güzel bir sahne var işte Xavier Magneto'nun duygularına erişiyor işte geçmişine erişiyor işte nasıl daha çok güçlenebileceğini falan göstermek için dev gibi bir uyduyu çevirmesini istiyor. Magneto da yapamam falan diyor işte. Çünkü deniz altını falan da tutamamıştı işte ilk tanıştıklarında. O da geçmişine ve duygularına erişiyor. Annesinin öldürdüğü ana falan geliyor. Aslında nefretine odaklanma değil, annenin öldüğü ana, intikamı odaklanma diyor. Annenle geçirdiğin güzel zamanlara odaklan diyor. İşte gözünden yaş geliyor falan ve gücünü toplayabiliyor falan. Ee, öyle güzel bir sahne vardı. Yani karakter e, gelişimi açısından, böyle çok fazla karakter olmasına rağmen onu iyi toparlama açısından, hepsine böyle yer verme, hepsinin karakter gelişimini tam anlamı ve güzel anlatabilme açısından... Ee, bence zoru başaran filmlerden bir tanesi. Çok da güzel olmuş. Her karaktere önemine göre tam olması gereken vakit ve zaman ayrılmış bu filmde bence. Ekip toplandıktan sonra birazcık işte çuvalladıklarını görüyoruz. Sebastian Shaw geliyor işte bunlardan bir iki tanesini yanına alıyor. İşte ne gerek var gelin bana katılın güçlünün yanında olun hepimiz mutantız insanları boş verin falan filan. Asla Magneto'nun daha sonra dönüşeceği kişiye çok benziyor. E, ee, i̇ntikam alma isteğine rağmen öldürmek istediği adamın kendi geleceğine çok benziyor olması da ayrı bir e, nasıl diyeyim drama işte yani ironi diyebiliriz. E, Sebastian Shaw'un Magneto'nun kaskını tuttuğunu görüyoruz. E, işte, telepatiden korunmak için Emma Frost'un telepatisini falan e, üstüne test ediyor. onda işe yaramadığını görüyor falan. E, Magneto'nun kaskını o, Sebastian Shaw'dan aldığını görüyoruz film evreninde ve gri burada falan. Ee, daha sonra show planını gerçekleştirecekken işte e, X-Men'imiz toparlanıyor. Mavi-sarı ama işte X yerine daha farklı böyle, Ya yani aslında pilot kostümü hepsi. E, bu arada Beast X-Jet'i de yapmış. E, pilot kostümü ama biraz da böyle hmm, kostüm gibi gözüken hem de mavi-sarı X-Men kostümü benzeri bir şey giyiyorlar. Fena değil. Zaten çizgi romanda X-Men'in ilk kostümleri hemen hemen ona benzer bir şey. Çizgi romandaki ilk kostümlerini giydikleri film de Dark Phoenix. Orada giyiyorlardı. Böyle kocaman sarı X böyle. Gerisi mavi falan. Ee, burada onu giymiyorlar. Pilot kostümleriyle çıkıyorlar. Bu arada <laughs> takımı toplarken bir sahnede de tabii ki şeyi görüyoruz. Onu söylemeyi unuttum. Hugh Jackman'ı görüyoruz. E, o meşhur sahne geliyorlar işte e, benim adım Profesör Xavier işte My name is Magneto My name is Charles Xavier Go fuck yourself. I'm Eric Charles Xavier Go fuck yourself. O sahneyi görüyoruz işte ona daha sonradan tekrar Days of Future Past'ta değinecekler zaten e, Hugh Jackman'ı da görmek beni sinemada sevindirmişti az da olsa adam yine film atlamamış yani oldu bir sahne de olsa kariyerine bir film daha eklemiş oldu Wolverine olarak son sahnede de gayet epik işte güzel bütçe ayırmışlar Magneton'un bütün füzeleri durdurması aralarındaki drama işte e, Show'dan intikam alırken ne bileyim Charles Zeviri hiçe sayması yine kendi yoluna gitmesi daha sonra yanlışlıkla Charles Zeviri sakat bırakması birbirlerinin yollarının ayrılması Mistin onun tarafına geçmesi çünkü Charles Xavier'ın film boyunca Misty'e işte mavi olarak geliyor yanına falan. Şey diyor Xavier yani niye böyle dolaşıyorsun normal haline gelsene falan diyor. Ya bu da denmez yani ayı. Kırıcısın yani kızı niye doğal halini sevmiyorsun? Orada mesela Magneto'nun yanına geçmesi bence doğal yani. Mavi haliyle gezebilecek ya adamın yanında. Neden kendini beğendirmeye çalışsın millete işte kendin ol diyor adam mutantları mutant olduğu gibi seviyor. Daha sonra X-Men 3'te zaten görüyorsunuz mutant gücünü kaybettikten sonra ee, ne kadar çabuk sattığını Misty'i. Şimdi Misty'in geçmişini tab biraz yorumlamaya gelecek olursak Misty'in geçmişini filmlerde öğrenmek ya açarsın çizgi ama öğrenirsin de. Filmde o kadar böyle mistik, gerçekten mistik bir karakterdi ki ilk üç filmde. Ee, görmeyi de çok istemezdim ya. Keşke o ablamız öyle mistik olarak kalsaydı. Daha sonra zaten Jennifer Lawrence çünkü o kadar başrol oluyor ki artık X-Men'in başına falan geçiyor. Boku çıkıyor. Burada en azından öyle bir şey yok yani. Burada iyi. Ee, ama bu kadar ön plana geçmesini sevmemiştim. Jennifer Lawrence'ın tabii ününden de kaynaklı bu. O zaman bir de şimdikinden daha da ünlüydü. Tam böyle e, yok o Mockingbird miydi işte falan filmlerin patlama şeyleri, dönemleri. E, Güzel de kadın. E, o yüzden iyi de oyuncu kötü de değil çok da şey değil yani anlaşılabilir bir şey. O eski dönemi çok iyi yansıtması CGI'ler ne bileyim setler her şey oyunculuklar. Magneto ve Xavier'in o satranç muhabbeti aralarındaki konuşma işte Xavier'in şovu öldürmek sana barış getirmeyecek Magneto'nun da barış hiçbir zaman benim opsiyonum değildi demesi. Biz zaten onlardan iyiyiz demesi bring you peace. Peace was never an option. Sen işte şovu öldürünce ondan bir farkın kalmıyor falan diyor. Böyle çok güzel muhabbetler var. Beast ve Lord e, Misty'in arasındaki muhabbetten bahsetmiştim. Çok ufak güzel detaylar var, çok güzel diyaloglar var. Müziklere gelince bence yine çok güzel. Ya X-Men filmlerinde kötü müzik olan film bilmiyorum yani. Dark Phoenix'te bile Hans Zimmer geliyor. Onun müzikleri de çok güzel. Hepsi güzel ya. Yani X-Men filmlerinin müziklerinde şu filmin müziği kötü diyebileceğim bir şey yok. Hatta MCU'nun bile çoğu müziğinden güzel bence çoğu. Burada da özellikle Magneto'nun tema müziği çok güzel olmuş. Onu çok seviyorum ben. Genel olarak filmin müzikleri de güzel. Filmle de gayet uyumlu. Soundtrackleri çok sevdiğimi hep söylüyorum zaten. O yüzden benim için filmde müzik bayağı önemli. E bu filmin müziklerini de az dinlemedim. Özellikle dediğim gibi Magneto'nun tema müziği baya baya iyi. Ondan başka da böyle bana Magneto'yu anımsatan bir şu an tema müziği yok. Yani aklıma o geliyor. E, filmin sonunda Magneto'nun, e, Magneto diyeyim bana sözüyle geldiğini görüyoruz. Ama oradaki kostümünü hiç beğenmedim. Yani kaskını çizgi romanla birebir yapmaya çalışmışlar. Kaskı güzel ama hani böyle cepli mepli ceketimsi bir şey giymesi falan filan tam hani eski dönem falan böyle filmin şeyini de tam böyle bir modern çizgi olan kostümüyle tam çıksa tuhaf olabilirmiş ama e mesela Days of Future Past kostüm daha güzel bundan. Yani. I prefer Magneto. Yani kostüm departmanında X Men filmleri ne yazık ki mükemmel değil ya. Yani hiçbir filmde böyle Deadpool saymıyorum. Hiçbir filmde böyle Aa, mükemmel kostüm olmuş falan bayıldım diyebileceğim kostümler yok ne yazık ki. Ee, yani Magneto'nun kostümü de kötü. Ee, Sebastian Shaw'a geleyim. Ee, Kevin Bacon çok güzel iş çıkarmış. Gerçekten yani kötü adam rolünde daha önce izledim mi hatırlamıyorum ama mükemmel kötü adam olmuş. Sebastian Shaw da çok güzel oynamış. Toparlayacak olursak hem film olarak hem çizgi romana hizmet açısından hem seri hizmet açısından bence mükemmel olmuş. Ve o zaman da herkesi ters köşe yapmıştı. Ya herkes işte Last Stand ve Origins'den sonra X-Men çuvallıyor filan derken hop böyle bir anda toparladı ve çok güzel konumlandırdı X-Men'i tekrardan. Marvel'ın bence en MCU'da dahil, X-Men serisi de dahil hepsinin arasında... En iyi işlerinden bir tanesi hala First Class. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Bence çok güzel bir film, e, çok oturaklı bir film. E, evet, yani ben First Class ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. E, biraz ciddi bir şey oldu, muhabbet sohbet oldu. Çünkü filmde böyle hani çok fazla gömebileceğim, dalga geçebileceğim ya da komikime giden bir şey de yok yani. Çok güzel bir filmdi. Tekrar izledim, tekrar keyif aldım. Belki yüzüncü izleyişim. Ee, ama hiç sıkmıyor. Bundan sonra Asıl The Wolverine geliyor. Hugh Jackman'ın ikinci solo filmi. Onda çok fazla ayrışan insan var. Seveni var, sevmeyeni var. Ben seven taraftayım. Ee, sevmeyebilirsiniz. Anlayabilirim. Sevebilirsiniz. Ya Orada da zaten artık onun yorumlarında da konuşuruz. Ee, onu da haftaya umarım çekebilirim. Ölmez sağ kalırsam. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.